Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kolay, çok lezzetli ve şekliyle de göz dolduran çok güzel bir poğaça yapıyorum. Şimdi sırasıyla bütün malzemeleri kabıma alıyorum. 1 paket kuru maya, 2 adet yumurta, birini üzerine sürmek için ayırdım. Üstünü kapattım, kurumasın diye sarısı. Bu 2 yumurtanın 2 akını ve 1 sarısını kabıma ekliyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, kaya tuzu, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, üzüm sirkesi de olabilir, 2 bardak süt ve yarım su bardağı zeytinyağı. Burada da 6 bardak unum var. Önce bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Sonra da unumu ekleyeceğim. Hamurumu iyice yoğurdum. Dikkat ederseniz malzemeler tam birebir geldi. Bardak ölçüm 200 mililitre. Şimdi hamurumu mayalanması için kenara alıyorum. Mayalandığı zaman içine malzemeyi koyacağım. Ortalama 1 saat kadar süre içinde, eğer ortam sıcaksa mayalanır. Hamurum çok güzel mayalanmış. Şimdi tezgaha biraz un serpiyorum ve hamuru üzerine şöyle havasını alayım. Şimdi artık yavaşça açıyorum. Kocaman tek bir hamur açacağım. Yerim dar olduğu için hamuru böyle parça parça açıyorum. Parça değil de kısım kısım açıyorum. Şimdi bunu şöyle alayım. Burasını incelteyim. Şimdi hamurumun bu uç kısmına önceden hazırladığım peynirli harcı ekleyeceğim. Peynirimin içine birkaç dal taze biberiye ekledim. Peynirlerimi şu uç kısmına yayıyorum. Şimdi hamurumla peyniri iyice kapatıyorum. Şu uç kısımlarını özellikle kapatıyorum ki peynirim yağlı bir peynir, eriyip gitmesin. Burada 1 yemek kaşığı kadar tereyağı var. Şimdi bunu hamurun üzerine gezdiriyorum. Ve fırça yardımıyla her tarafını yağlıyorum. Şimdi hamurumun bu uç kısmını düzgün olsun diye şöyle alıyorum. hamurumu yavaşça ileriye doğru sarıyorum. Şöyle bir karış olacak şekilde şeritler halinde kesiyorum. Ucunu kapalı bırakıyorum. Ve tekrar poğaçamı ileriye doğru sarıyorum. Tezgahımı sildim. Şimdi poğaçamı tepsiye alacağım. Biz buna sarmal poğaça diyoruz. Tepsi mayası alması için üstünü kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Yumurta sarısının üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar, hatta daha az zeytinyağı ekledim. İyice karıştırıyorum. Dinlenen hamurumu alıyorum ve yumuşak darbelerle üzerine yumurta sürüyorum. Üzerine çok az da haşhaş gezdiriyorum. Önceden ısıttığım 160 derece fırında pişiriyorum. Çok katlı olduğundan içinin iyi pişmesi için 160 derecede yavaş yavaş pişiriyorum. Şimdi artık fırına veriyorum. Poğaçam pişti. Çok kolay, çok bereketli ve çok şık bir poğaça. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.